Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Türk sanat musikisinin çok önemli bir şarkısı bu. Ve geçen hafta Ahmet Selçuk Yıkan açıkladı. Bu şarkının, Baki Duyarlı'nın bu ölmez eserinin sözlerini bir hayat kadını yazmış. Hem de yaşadıklarına bir açıklama olarak yazmış. Sevmiş ve terk edilmiş. Bunu Muazzez Hanım'a anlattım, Muazzez Abacı'ya. Ve acaba bu şarkıyı bütün genel ev kadınları için okur musun dedim. Okumam mı dedi. Ve bakın nasıl okudu. Şarkıyı söyleyeceğim size, sözlerini hepiniz çok iyi bilirsiniz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyim uğruna ben boş yere mi verdim? Buna gülersiniz ama bunu yazan kadın yıllar önce Adana Genel Evi'ne düşen Arzu isminde, belki şu an yaşamıyor, bir kadındır. Ve sevgilisi tarafından terk edildikten sonra, daha doğrusu deyim birisi satıldıktan sonra, aşkını satmadan seni ben ellerin olsun diye mi sevdim denir. Ve her gün bu şarkı mutlaka radyodan, televizyonlardan yayınlanır. Yani o kadınların da bir duygu sağanağı, bir duygu denklemi vardır. Çok güzel. Bu. Üç. Bunu hakikaten... Baki Duyarlı'nın bir bestekarı. Altına bir şerh düşmek lazım. Bakın ben doğduğumdan beri Türk sanat müziğinin içindeyim. Bu şarkıyı da iyi bilirim. Yıllardır severim. Evet. Okurum. Ama ilk defa hikayesini dinliyorum. Çok teşekkür ederim abi. Ahmet Selçuk Yıkan dedi ki, bu şeker kadınlardan bahsederken bir şarkı vardır dedi. Seni ben ellerin olsun dedi. Her şeyimi uğruna ben boş şekerler. Bu şarkının sözlerini yazan bir genel ev kadını. Allah Allah. Sevgilisinin üzerine yazmıştır. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ah, ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben. Sizin o güzel sesinize, güzel yüzünüze, güzel yüreğinize kurban olayım ben Muazzez Hanım. İnşallah en kısa zamanda birlikte oluruz.